Biz köyden gelene kadar güller iyice açmışlar. Şöyle güllere bak, bahçede çok güzel olmuşlar arkadaşlar. Gerçekten tabak gibi maşallah. Şuna bak, ne kadar hoş olmuşlar. Zeytinler çiçeklenmişler. Evet, bu çiçeklerimiz de böyle açmışlar. Üzümler oluşmaya başlamış hemen böyle. Üzümler şöyle taze taze oluşmaya başlamışlar asmalarda. Çok şey değişmiş 10 günde. Yaklaşık daha 10 gün önce buradan ayrılmıştık. Evet, domatesler kocaman kocaman olmuşlar. Büyümüşler böyle sakslarda. Hatta çiçek bile açmış domates. Bakın şurada çiçeği bile var. Şöyle bir sistem yapmıştım. Sular bitmiş. Onları değiştireceğiz. Evet. Dutlar oluşmaya başlamış. Bakın şöyle. Dutlar, beyaz dutlar hemen hemen belli etmişler kendini arkadaşlar. Şöyle. Dutlar da çok var bugün. Bu yıl maşallah ak dutlar olduğu gibi duruyor. Başka ne var bakayım. Bahçe bu şekilde. Gülker Hanım'ın kabakları kocaman olmuş. Burada kabaklar ekmişti. Kocaman olmuş. Patates bitmiş orada bir tane. Kabaklar gene burada kocaman kocaman. Neredeyse kök salmaya başlamışlar. Şöyle bakın. Daha köyde kabak yeni dikiliyor. Burada kabaklar kocaman olmuş. Tam bir aya yakın fark var arkadaşlar. Kütahya ile burada. Gene kabaklar burada büyümüşler. Fasulyeler sararmış böyle. Gene kabak dikmiş Hülker Hanım. Böyle. Tam asmaların yaprak toplama zamanı şimdi. Asmalar yapraklanmış. Şöyle baktığımızda nohutlar çiçek açmışlar. Daha Kütahya'da nohutlar yeni ekiliyor değerli arkadaşlar. Hatta bir kısmı ekmedi, bir kısmı ekiyor ama burada nohutlar neredeyse çıngıldak takmaya yaklaşmışlar böyle. Çiçek açmış nohutlar arkadaşlar. Beyaz beyaz. Nohutlar da çok güzel olmuş. Bahçenin otunu kesmiştik. Tabii gene doğal olarak yağmur yağdıkça otlar da büyümeye devam ediyorlar. Dutlarımız maşallah çok güzel. Şöyle bakın, kocaman kocaman dutlar olmuşlar. Bunlardan böyle toplayacağız biraz sonra. Artık şöyle bir kısmı yere dökülmüş. Biz burada olmayınca şöyle yere dökülmüş ama Ülker Hanım dudu budamıştı. Verimi artmış. Dutlar bayağı kocaman olmuş. Şöyle büyük büyük dutlar olmuş arkadaşlar. Kara dut. Evet. Maşallah şöyle. Çok güzel dutlar olmuşlar. Salkım salkım. Ülker Hanım budayınca dutlar da verimliliğini artırmışlar. Sevgili arkadaşlar. Burada limon çiçek açmış. Beyaz beyaz çiçekleri var. Başka neler olmuş? Şöyle bakalım bahçeye. Benim göremediğim bir şeyler var mı arkadaşlar? Evet. Bademler büyümüş. Bakın bademler ne kadar kocaman olmuş burada. Neredeyse zamanı geçmiş bademden. Ne çabuk oldunuz hemen. Bir haftada da büyüdünüz. Vah 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 vah. Bunları ben toplayıverem. Özlem yesin. Toplayayım bunları. Çünkü ağaçlanır bunlar birkaç güne. Toplayıverem. Hemen büyümüşler. Merhaba sevgili arkadaşlarım. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.
Değerli arkadaşlar, İzmir'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi düğünlerimiz vardı burada. Düğünleri çektikten sonra 4-5 günlüğüne Ülker Hanım'ın yanına köye gittim. Ve köyden döndükten sonra bahçemizin manzaraları gerçekten çok değişmiş. Dutlar tamamen olgunlaşmış, ermişler. Kara dutlar. Diğer domatesler, biberler bayağı büyümüşler. Onun yanında gene buradaki görmüş olduğunuz nohutlar çiçek açmış. Her şey değişmiş arkadaşlar. Bademler oluşmuş. Şimdi böyle kara dutlardan topluyoruz arkadaşlar. Bunlar dökülmüşler yere biz gelmeyince. Bu kara dutları toplayalım ve yiyeceğiz arkadaşlar. Daha fazla dökülmesin. Bu yedi veren bir kara dut. Hem eriyor bir taraftan, bir taraftan da gökler var. Erenler yere dökülmüşler. Onları şöyle, kalanlarını da biz alalım Allah'ın izniyle. İzmir'de köyle İzmir'in arasında tam bir ay fark var arkadaşlar. Burada yaz gelmiş ama köyde daha hala kış. Bahçemizde her mevsimde tüketebileceğimiz bir şeyler var arkadaşlar. İncirler var, ayvalar var, dutlar var, dudun her çeşidi var. Çeşit çeşit elmamız var, armutlarımız var. Her mevsimde yenebilecek nar var. Her meyveden var arkadaşlar. Burası bizim böyle biraz karma bir bahçe. Evet sevgili arkadaşlar, şöyle bir kavanoz koyduk. Daha başında çok var. Şimdilik bu yeter. Arasına geldikçe böyle dudumuzdan yeriz, toplarız arkadaşlar. Belki misafir gelir, eş dost gelir. Onlar da yesinler. Şimdilik bize böyle bir kavanoz yetiyor sevgili arkadaşlar. Kara dut, şifa dolu. Şöyle gelmişken arkadaşlar, domatesle bibere de can suyu vereyim. Ondan sonra çapalarız. Bir daha geldiğimde de çapa yaparız arkadaşlar. Böyle biten otları keseriz. Biberler daha çok küçük ama domatesler bayağı kendine gelmişti arkadaşlar. Su verdikten sonra tavlandığında bir daha çapa yaparız burayı yani. Evet, domatesle bibere su verdim. Şimdi de soğanla sarımsağı sulayacağım. Sevgili tavşilerimiz, 2 gün önce domatesle bibere su vermiştim. Artık çapa zamanı gelmiş. Hem de içinde küçük otlar bitmiş. Şimdi biberimiz ve domatesimiz çapalayacağız arkadaşlar. Domates çapaladık arkadaşlar. Şimdi de biber çapalayacağız. Biberlere dikkat edeceğiz. Biberler daha ufak. O yüzden böyle dikkatlice çapalamamız lazım. Evet sevgili takipçilerimiz, domates ve biber de çapaladım. Artık bundan sonra biraz yanacak. Ondan sonra suyunu vereceğiz sevgili arkadaşlar. Biz köye gidince domatesler suları bitmiş arkadaşlar. Domatesler bayağı kocaman kocaman olmuş. Şimdi bu domatesler sularını tekrar dolduracağız. Damlamaya devam edecek. Ayrıca domateslere ip taksız arkadaşlar. Bu iplerle yukarıya doğru sırık gibi saracak artık. Yoksa bunlar kırılır rüzgarda. Bayağı büyümüşler. 50 santimetreye kadar uzamışlar boyları yani. Böylelikle bir hafta 10 gün gelmediğinizde su derdi olmuyor arkadaşlar. Hem de çapa derdi olmuyor. Ot toplama derdi olmuyor. Sudan da tasarruf ediyor arkadaşlar. Bu sene iyi verim alırsak bu şekilde seneye bu işi daha da büyüteceğiz arkadaşlar. Sera gibi daha büyük, yani 50 kök 100 kök dikmeyi düşünüyoruz yani.
Kepçelerimiz şimdi sular doldurduk, ayarladık. Artık bu fidanları yukarıya bağlamamız gerekiyor. Çünkü bunlara eğer ip bağlamazsak kırılırlar rüzgarda arkadaşlar. O yüzden şöyle domatesin boğazından fazla sıkmadan şu dallı bölümünden ipi geçiriyoruz. Sıyırtma şeklinde arkadaşlar, boşluk kalacak şekilde, dalı kesmeyecek şöyle. Değerli arkadaşlar, şu şekilde düğüm atıyoruz. Domatesin dalını sıkmayacak şekilde. Böyle eğer düğüm atmazsak domatesin dalı sıkar ve oradan kopar. O yüzden böyle geniş bırakacağız. Asıldığınızda şöyle boşluk kalacak yukarıya yani. Evet, şöyle domatesi tam dengine bağlıyoruz arkadaşlar. Evet, bakın böyle bağladık. Sırayla domatesleri böyle bağlayacağız arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, domateslerimize şöyle ipleri yukarıya bağladık. Gördüğünüz gibi artık böyle bunlar kırılmazlar, böyle büyümeye devam edecekler. Bahçedekilere göre daha hızlı büyüdüler. Bahçedekiler daha yeni yeni boylar uzuyor. Ama bunlar daha hızlı büyüdüler sevgili arkadaşlar.